taşın altı bayır, kap taşın altı bayır, yanıyorum cayır cayır, yanıyorum cayır cayır. Ana beni evlendir, baba beni evlendir, hem sevaptır hem hayır, hem sevaptır hem hayır. Abinim sömsem yarim, abinim sömsem yarim, yolcuk öpsem yarim, azıcık öpsem yarim. Öpmeyle bir şey olmaz, öpmeyle bir şey olmaz, bir yolcuk sevsem yarim, azıcık sevsem yarim. Alçaklara kar yağar, alçaklara dökülür, saçaklara dökülür, saçaklara. Analar kız besliyor, babalar kız besliyor, sığmıyor kucaklara, sığmıyor kucaklara. Abinim sömsem yarim, abinim sömsem yarim, bir yolcuk öpsem yarim, azıcık öpsem yarim. Öpmeyle bir şey olmaz, öpmeyle bir şey olmaz, bir yolcuk sevsem.
sevsem yarim, azıcık sevsem yarim. Teşekkür ediyorum. Çok evet, sağ olun. Evet sevgili Ramazancığım. Abim benim rahatsız olma lütfen. Çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ediyorum. Ta Zonguldak'tan geldi. Sağ olsun. Başka bir program var. Şimdi oraya gidecek. Teşekkür ediyorum. Görüşmek çok üzere. Ayağına sağlık. Sağ olsun. Başkan çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Geldi. Üstadım çok böyle teşekkür ederim. Böyle dostlar herkesin başına diyoruz. Sizin gibi güzel insanlardan ayrılmak biraz zor geliyor ama diğer yerde de bekleyenleri mağdur etmeyelim. Etmiyorum. Affınıza sığınarak Allah'a ısmarladık diyorum. Haydi. Allah'a emanet ediyorum. Güle güle yoluna çık olsun. Sepet koluna git yoluna. Haydi sevgili kardeşim. Evet sevgili izleyiciler, sevgili Ramazan Aydemir'i uğurladık. Ve gelen mesajlarımız var. Onları bir okuyalım başkanım. Belki sana göre de bana göre de bir şey vardır. Vardır illaki. Evet. İyi yayınlar. Mustafa Altaylı ben diyor. Bahçeköy'e selam olsun ve muhtara iyi çalışmalar dilerim. Teşekkürler. Ekrem Altaylı'ya da buradan muhtarımıza da selam gönderelim. Selçuk Yılmaz Dernek Başkanım, bütün üyelerine, yönetimine, herkese selam olsun buradan. Ben İstanbul Silivri'den İsmail Buduroğlu, kardeşim Ramazan Aydemir. Evet Ramazan'ı gönderdik şimdi. Sevgili İsmail Badur, teşekkürler. Sağ ol, Allah razı olsun. İyi yayınlar, ben Yemişli Köyü'nden Musa'nın, Osman'ın torunuyum. Buradan dayım Murat Kaya'ya selam ediyorum. Biz de bütün Yemişli'ye selam ediyoruz ve sana teşekkür ediyoruz. Boyabat Pire Efendi Köyü'nden Bayram Türk. Sıradaki parçayı tüm Pire Efendilere, tüm izleyenlerimize de gelsin. Uluköy Muhtarı Nizamettin Yüksel, şu an İstanbul'da torunlarımla seni seyretmekteyim. Muhtarım hoş geldin İstanbul'a. İstanbul'a gideceğim demedin. Evvelsi gün beraberdik Uluköy'de. Teşekkürler. Ahmet Özden ve Sakine Özden ailesiyle misafirleri diyor. Bizi izliyorlarmış. Buradan teşekkür ediyoruz. Selam gönderiyoruz. Ahmet Özden'e ve ailesine, misafirlerine, herkese selamlar. Yeme, İsmail Gölten'den hususi... Selamın hususi nasıl oluyor başkan? Aleyküm selam. Sevgili şairim sen Sinop'un gururusun. Evet Sinoplu'nun sevdası diyor Rüştü Şeker'de. Biraz sonra okur inşallah. Sinop fakir fukara ihtiyaç sahibi insanların derdine derman olduğun için Allah senden razı olsun demiş Terzim Mehmet Savaş. Sağ ol sevgili özel Terzim. İyi yayınlar. Eşim Emine, kızlarım Tuğba ve Aynur ile sizleri izliyorum, gurur duyuyorum. Köylü Ramazan Çırkıkçı, evet Ramazan Çırkıkçı. İstanbul'da benzinliklerde neden hep Sinoplular, Çorumlular, Çankırılar çalıştır diyor biliyor musun? Çünkü bu insanlar hırsızlık bilmiyor. Ramazan abi de Ataşehir, Bakkalköy'de benzinlikte çalışıyor. Pompacılar para çalmıyor, çalamıyor, çalmıyor yani. Bunun için. Ramazan Çıkrıkçı orada. Bu Zaymköy'de. 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 Tamam. Evet. Bizde de vardı o yüzden. De. İyi yayınlar diliyorum Gökçe Bey'den Çetin Altun'a. Ben ilçemizin güzel insanları Ramazan Bey'den yüreği güzel parça istiyorum demiş. Evet Ramazan Bey'i gönderdik sevgili kardeşim. Günaydın ben Arif Ergün. Saraylı'ya selamlar. Evet Saraylı Dernek Başkan Yardımcım Arif Ergün'e. De biz buradan selam gönderelim. Teşekkür. Çorum Kardı Koyun Kıran Köyü Dernek Başkanı Çavuş İzzet Çor. Programınızı beğenerek izliyorum. Bütün köylülerime selam olsun. Başkanım bizden de sizlere selam olsun. Şairim hayırlı yayınlar. Sinop'un gurusundan yukarı Akpınar Köyü Muhtarı Hüsnü Saygın. Evet Hüsnü Muhtarım. Bayrak şiiri istiyorsunuz ama annem şiiri de isteyenler var. Duruma göre bakacağız. İnşallah okuruz. Şairim hayırlı yayınlar demiş. Aynen devam ediyor. İsmail Gölten Bey, Zeynel Bey beni bu numaradan arayın demiş. Bir mesaj doğru. Arattırdım. Selam yollamış o arkadaştan. Bağlanabilir miyim? Halil Göl. Valla canlı yayın bağlanma durumumuz yok sevgili abicim. Başka bir sorun varsa diye arattırdım seni Barış yeğenime. Teşekkür ediyorum ilgine, mesajına. Evet programdan sonra görüşürüz, ararız.
biz sizinle görüşünü söylemek istediğim bir şey varsa bir dahaki programda gereğini yaparız. Ümraniye'den İsmet Tıral, Zeynel abi konuklarına selam demiş, Bayrakşehir okur musun? İsmetciğim tekrar geçmiş olsun, rahatsızlığın var. Bayrakşehir'i zaman kalırsa okuyacağız, duruma göre bakacağız. İyi yayınlar. Boyabat'tan Hüseyin Selçuk, İstanbul'da bulunan küçük kızım Deniz'im gözlerinden öpüyorum demiş. Evet, teşekkürler. Torunum Ayvüke Solmaz'ın doğum günü 3 yaşına girdi. Kutlarım, gözlerinden öperim. Ömer Akgüz, Allah bağışlasın nice yaşlara diyoruz. İzmit'te Eseler Köyü dünürüm Nihat Solmaz'a, Eseler'e selamlar demiş Ömer Akgüz. Evet, bu arada Solmaz Matbaa resimli ne yazdım buraya? Evrak basım yapıyor. Evet, şu afişleri, davetiyeleri basalım. Solmaz Matbaa'ya geleceğim. Ömer Bey, damadına selam söyle. İşleri yapacak. Ne o bizden para istesin, ne biz ondan para isteyelim. Gereğini yaparız. Bu arada Gerzeliler Derneğimizin, Sultanbeyli Gerzeliler Derneğimizin bugün kongresi var. Programdan sonra orada olacağız. Mustafa Civelek Başkanıma, yönetimine, bütün oradaki Gerzeli hemşerilerime saygı, sevgi, selam gönderiyorum. 22 Haziran'da da Siyad Ali Karakuş Piknik Alanı'nda Gerzeliler Derneğimizin pikniğinde olacağız ekibimizle. Ve 15 Haziran'da Çekmeköy Sinoplar Derneğimizin pikniğinde olacağız ekibimizle. Hemen Çekmeköy Merkez Mahalle Ali Ağoğlu Piknik Alanı, hemen derneğin karşısındaki o koruda pikniğimiz. Osman Gözü Kara Sultan Beyli de bizi seyrediyor. Dilek Kundura benim ayakkabılarımı karşılar sağ olsun. Osman abiye ve oğullarına selam gönderin. Bu akşam da onun düğünü var. Düğününde olacağız inşallah. Evet, bunları göndermişken aramıza Erguvan Şoförler Derneği Başkan yardımcısı, kondüratör mü abi? Saadettin Erüz aramıza geldi. Biraz sonra oraya geleceğim. Sizlere de mikrofon vereceğim. Mehmet Akkuş dayanamadı. Hemen çıktı yola, bakmadı sağa sola, burada verdi mola. Hoş geldin diyelim Mehmet Akkuş Kula. Sonumuzda hayırlı ola. Ver bakalım hocam, bir not gönderdi. Tekkeşin köyünde yağmur duası var. Herkese selam. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin hocam. Geleceğim biraz sonra ama kısa sözler olacak. Uzun olmayacak. Vakit çünkü. Evet başkanım. Kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kaldık? Oraya geçmeden Çetmi Köyü ile alakalı söylemek istediğin ne varsa söyle, gönlünde, yüreğinde. Çordef'le alakalı, Çetmiköy Derneği'yle, Göletköy Derneği'yle de konuşabilirsin. Başkan vekil tayin etti. Şimdi Çordef'le konuşursak, Çordef büyüdü. Büyüdü, çok evet. Çok büyüdü. Yani Çorum İnşallah artık daha da büyüyecek. Çorum, yani İstanbul'da değil, Çorum'da da büyüdü artık. Yani Çordef... Buradan Çordef deyince Süleyman Gökçe Başkanıma, tabii, bütün şimdi... üye dernek başkanlarıma, yönetim kurulu arkadaşlarına saygı, sevgi, selamlar gönderiyoruz. Divan İşkembe Ramazan Gökçe, Bostancı Pastanesi, Üçlü Bostancı. Sizi de unutmuyoruz. Hemen yanı başında Çamoluk Balıkçı Ekrem Bey. İzliyorsunuz. Buradan sizlere selamlar. Buyurun. Tabii biz de Sayın Başkan'a, Süleyman Gökçe'ye ve dava arkadaşlarımıza, bütün üye derneklere, olacak üye, yeni gelecek üye derneklere hepsine selamlarımızı söylüyoruz. Şimdi demin dediğim gibi yani Fesane Şenliği 300-400 milyarlık bir bütçeyle yapılan büyük bir işe imza atacak. Hani piknik şu bu belki daha küçük bütçeli ama şimdi büyüdü, daha büyük işler yapacağız. Daha ileriye yönelik çok daha büyük işler yapacağız. Çorum'da adını söz ettiriyor. Yani Çordef dediğin zaman bizim bir sivil toplum kuruluşumuz var dedirtiyor. Köy derneğine gelince ben önce geçmiş dönem muhtarları muhtar saysın. Ben de dernek başkanlarını sayarak bir teşekkür edeyim. İşte baştan Hüseyin Uzunlar. Dernek ilk kurulduğu günden bu yana kaç başkan değişti? Çetmiköy'de mi? 6 olması lazım yani. Hüseyin Uzunlar, Mustafa Gıdak Başkanı Mustafa Gıdak yaptı. Salih Özcan. Mustafa Emirgan. Salih Özcan. Salih Başkanım. Fevzi Yemişti. Evet, 6 oluyor. Ben 6. başkanım. Hepsine buradan selamlar. Allah razı olsun onlara. Teşekkür ediyoruz. Geçmişte evet. Geçmişte emeğe geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma ve bizim şu anki yönetimimiz, onlara da teşekkür başkanım, ediyorum. Zafer Çıklıkçı. Aslında bir teşekkür daha birine etmen lazım senin. İsmail Kabakçı nedir bizim sevgili gönülden başkanım? Şimdi ben ona derneklinin parası puldur, karısı da duldur der. Eğer hanımlar müsaade etmese dernek yöneticiler, dernekçiler. Önce eşine bir teşekkür ederim.
Tabii ki eşime. Bütün eşlerime de teşekkür ederim. Evet, yoksa derneksiz evet. Yapmak zor. Aynen öyle. Eşime teşekkür edeyim. Bizim teşekkür edeceğimiz demin yönetim işte Zafer, Hasan Gıdak, Sinan Özdemir, Fevzi Yemişli'den Ziya, onlara teşekkür ediyorum. Bir de bizim bir gölge yönetim var işte Osman Mercan, Rami Lafçım, evet. Mustafa Gıdak, Rami abi. Bayram Özden. Bu adam bu kişi. Bayram Özden. Şu an aklıma gelenler yönetimde bunlar, olmasa da bu insanlar tabii, hep içinde çok, zaten. Devamlı her yerde beraber. Geçen karşılaştığımız abinin adı neydi beraber yemek yediğimiz programdan sonra? Tam karşımda oturan emekli öğretmen miydi? Tam hatırlamıyorum. Sayın mıydı? He, Sayın Özcan, evet. Ona da teşekkür ederim. Buradan selam gönderelim. Evet, onun o da bir selam göndermemiz gerekiyor. Babasına da gönderelim. Eski babasına muhtar. Da, sülalesine gönderelim. Yani bütün sülalesine selam gönderelim. Şimdi dernek olarak bundan sonra yapacağımız işler, tabii köyün faaliyetlerini yapacağız. Buradakileri de yapacağız. Gerekenlerin hepsini elimizden geldiği kadar yapacağız. Köyde yapılması gereken işlere muhtara destek vereceğiz. Şimdi demin dedim ya. Zaten muhtar şeyi, anlattı neler olması gerekiyor. Artık seçim bitti. Gönlünde yatan gönlünde yatıyor ama yapılması gereken ne varsa onu yapacağız. Aynen. Muhtara tam destek vereceğiz. Aynen. Hiçbir şekilde ikiliye, üçlüye, şuna buna, öteye, beriye bana germeden olmamaz. Seçim bana atmosferinde bir takım şeyler olmuş olabilir. Olur. Her seçimde oluyor. Ya görmüyor musun? Siyasiler mitinglerde birbirine neler söylüyor? Mecliste geldi mi bir arada yani, beraber yemek yiyor. Seçim bitti. Belki onun sancıları hani bir doğum sancısı birkaç hafta sürer. Belki o da bir hafta falan sürdü. Ondan sonra o da bitti. Şimdi Çetmiköy'ü için ne faydalıysa, ne yapılması gerekiyorsa muhtar bizden ne istiyorsa biz tam destek arkasındayız. Evet, Allah razı biz olsun. Biz aynı şekilde muhtarın da bize destek vermesini isteriz. Nasıl isteriz? Bizim mesela köye verdiğimiz bir park sözümüz var. Burada belediyeler, Battal Başkan, efendim Sarıyer, buradan aldığımız sözler var. İşte dedi biri spor aleti veriyorum 10 tane. Biri dedi 20 tane park vereceğim dedi. Biri dedi o salıncakları vereceğim. Şimdi muhtar orada bize o şeyi imkanı sağlarsa biz de gelir oraya onu yaparız. Sözümüzü başkanım, yerine getiririz. Köy muhtarlarıyla dernekler, köy dernekleri iştişare koordine olursa bu güzellikler tabii olur zaten. Şimdi demin Kabakçı'yı geçtik. Bir saniye aşağı yukarı. Çok seviyorum ben onu. Biz de çok severiz gerçekten. Gerçekten değil. Şimdi o herhalde bir uyuyor mu diyeyim. Ne yapıyor yani bir dinlenme sürecine mi girdi? Şimdi Kabakçı Sinop için bir veli nimet. Beynen bedenen yoruldu. Biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Ve kendi işinde, ofisinde her gün. Yine bizlere yardımcı oluyor. Yine arıyoruz. Başkanım şu şöyle bir sorun var. Nasıl çözeriz diyoruz. Yine bilgi birikiminden faydalanıyoruz. O gönüllerim başkanım. Şimdi ben ona biliyorsunuz sizin programlarda bazen çıktığımız zaman ya devlet sınır koymuş gönlümüzde sınır yok diyorduk yani. Gerçekten gönüller birdi sizinle. İnşallah bundan sonra da bir olur. İnşallah diyoruz. Nasipte ne varsa oluyor zaten. Evet Rüştü Şeker, çok konuşup da ekran başındakileri sıkmayalım. Ne diyeceksin? Playback mi yapacaksın? Playback hadi yap. Söylemek istediğini yap. Muhtara da. Önce mikrofon ses gider o. Stüdyomuzda bizleri izlemekte olan saygıdeğer izleyicilerime saygılarımı sunarken şimdi bu okuyacağım eserin yazdırıcısı, kaynakları, değerli halk şairi Zeynel Parmaksız ve değerli Cemil Yaşıkabak ağabeyim, bu albümündeki bana sponsorum, Allah razı olsun, yapamazdım bu albümü çünkü ben. Kendisine saygıyla teşekkür ederken, yine yayla şenliklerinde benim ilk posterimi basan, köy köy dolanan Mehmet Hocam, sağ olsun aramızdalar. Kendilerine teşekkür ediyorum. O zaman diyelim ki, gel de gör kardeşim bizim gel elleri. Gel de görsünler bakalım bizim memleketi. Hay. Yazı başka, kışı bir başka güzel. Gel de gör kardeşim bizim köyleri. Haydi. Çorum Osmancık'tan Kargı'ya doğru. Gel de gör kardeşim bizim köyleri. Haydi.
Çorum Osmancık'tan Gargı'ya doğru. Gel de gör kardeşim bizim köyleri. Haydi! Osmancık'tan aldım pirinç leblebi, meşhurdur Gargı'nın tuluk peyniri. Haydi! Güzel yaylaları, şirin köyleri, gel de vur kardeşim bizim elleri. Haydi! Güzel yaylaları, şirin köyleri, gel de vur kardeşim bizim elleri. Haydi! Kargı ile boya batın arası, Gölet köyü Cemil Bey'in yuvası. Haydi! Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de gör kardeşim bizim köyleri. Haydi! Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de gör kardeşim bizim köyleri. Haydi! Osmancığın ortasında kalesi, ziyaret et koyun baba türbesi. Haydi! Kızılırmak şehrin bir başka süsü, gel de gör kardeşim bizim elleri. Haydi! Kızılırmak şehrin bir başka süsü, gel de gör kardeşim bizim köyleri. Haydi! Kızılırmak boyuna, uğrayalım Gökçe Doğan köyüne. Haydi! Yukarı Zeytin'den Kunduz Dağı'na, çık da gör kardeşim bizim elleri. Haydi! Yukarı Zeytin'den Kunduz Dağı'na, çık da gör kardeşim bizim köyleri. Haydi! Evet, Rüştü Şeker'e bu güzel eserinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Rüştü Şeker kadar ben vefalı bir adam tanımadım. Sanatçı anlamında söylüyorum bunu. Rüştü Şeker'i yaklaşık 14 yıldır tanıyorum. 13-14 yıl oldu sanırım. Başka bir kanalda program yapıyorum. Rahmetli Nurettin Kırbacı'yla. Rüştü Şeker bir albüm yapmış. Televizyonlara çıkmak istiyor. Çıkamamış. Saraydüzü'nde rahmetli Buyuttin abi kartımı verdim. Bahsetti Rüştü'den. Bir vesile olduk. O gün, bugün her yerde Zeynel Parmaksuz'a dua eder, teşekkür eder, sağ olsun der. Bir de işte gördüğünüz gibi Cemil Yaşkabak'la ikimizin adı geçen bir beste yapmış. Gel gör bizim köylere. Benim Yöremiş Töremiz'e de uyuyor biraz. Gel gör bizim köyleri diyoruz biz de. Sağ ol, emeğine sağlık, teşekkür parmaklara ederim. Sağlık, yüreğine sağ ol. Sağlık. Sağ ol.
Evet, Sinop Boyabat Uzunçay ve Çevre Köyleri Dernek Başkanı ile birlikte TÜSİDEF olarak gittik. Biz Boyabat'a Uzunçay Orman Deposu'nda abi sucuk, kangal, et, mangal o biçim. Tırcı Hasan abi elleriyle yapıyor. Müthiş. Hasan abiye ve Hüseyin Kılıçalp'e çok teşekkür ediyoruz. Ve Sinop'ta Sönmez Simit sağ olsun. Orada da Nokul Sinop'un meşhurdur. Ve pekmezli simidi icat eden Ramazan Sönmez oğullarına teşekkür ediyoruz. Başkan inşallah pazartesi pasaportu halledeceğiz. Hafta içinde konsolosluğa gideceğim. Almanya'da bir 4 program çekeceğim. Almanya Dortmund. İsmail Koca davetiye gönderdi. Sağ olsun. Dortmund'da sponsorlar da ayarlamış. Oradan gelsen kişine geçeceğiz. Orada da yani bir 4 program gurbetçilerimizle alakalı program çekeceğim. İsmail Koca'ya çok teşekkürler ve izliyor şu an. Bütün İsmail Koca olmak üzere bütün gurbetçilerimize saygı, sevgi, selamlar gönderirken ben öyle gideceğim, muhtarıma böyle geleceğim. Orada bir üç dernek başkanımız, bir de Bayram abimiz var sponsorumuz. Bir de oraya bir söz vereyim. Peki. Bir bakalım. Duygularını, düşüncelerini alalım. Ne diyorlar bakalım. Evet Bayram abi. Öncelikle katkılarından dolayı teşekkürler. Abi güzel gönlünde, yüreğinde ne var? Alalım. Vizyon Türk ailesine ve sizlere çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Çetinköy'e selamlar olsun. Bir de muhtarımız demin bahsetti. Suyumuz çok gidiyor diye. O dikkatimi evet. çekti. Ben köye otomatik sulama yaptım. O saate bağlı. Bir saat suluyor ve kapatıyor. Ben buradayken bile köyde başta sulama oluyor. Evet. Gideyim gitmeyeyim. O şekilde bir şey yapabiliriz muhtarla beraber el ele verince. O zaman %100, %80 hatta sudan tasarruf eder. Ve köyümüzün suyu olmuş olur. Anladım. Bu bir. İkincisi İsmail Gölten'e, Çordep Başkanı'na hepsine teşekkür ederim. Her etkinliğe katılıyoruz. Sizlerden de Allah razı olsun diyorum. Allah hepimizden razı Herkese olsun. Herkese selam söylüyorum. Bir de bir mesajım var. Ankara'da bulunan Fatih yeğenim. Ankara'ya selam. Bu araba. Abi o güzel konağın anahtarı kimdi? Güzel konağın anahtarı köye gidelim. Ekiple o tarafa yolumuz düşerse apayı atsak orada Furuk Kafayı yatsak. İnşallah bekleriz. Fatih Özden'e. Yakın dursun. Fatih Özden'e selamlarımı yolluyorum. Geldiğiniz zaman inşallah orada sizi güzelce ağırlayacağız. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ettim. Köye ev yapmayı Allah köye Allah ev yapmayı nasip ederse aynı senin ev gibi benim evde dolandıracaksın öyle. Bu işin sponsorusun hayırlı olsun. Evet şimdi şöyle Çordef Genel Başkan Yardımcım, Göletköy Dernek Başkanım. Başkan önce şunu sorayım. Akkaya'da şenlik var mı diye bana soruyorlar millet. Alıştırdınız milleti. Bak aha arkan da sağlam. Evet, Akkaya'da yayla şenlik yapmamız için Mehmet Akkuş hocam kesenin ağzını açması lazım biraz. Diyelim, yani onun bir eli vicdanda, bir eli para olan cüzdanda paranın azı karar, çoğu zarar, çorumlu bana yarar diyor. Biz sorumluyuz, herkesten sorumluyuz diyor adam. Mikrofon vereceğim, dur. Not al sen, not al, başkan konuşsun sonra. Buyur başkan, yakın dur. Tabii öncelikle şu anda bizi ekranları başında izleyen tüm izleyicilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Size de böyle bir güzel programı düzenlediğiniz için Vizyon Türk güzel. Ailesi ve size sonsuz teşekkürlerimizi ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ ol başkan. Sizlerin sayesinde yapıyoruz işte. Allah razı olsun Vizyon Türk patronlarımızdan, genel yayın yönetmenimizden, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz önce siz bir konuya değindiniz. Gerçekten bu bizim yöremizde her köyde yaşanan bir problem bu. Aynen. Şimdi köy muhtarlarıyla dernek arasında ne hikmetse bir türlü anlaşılamıyor, anlaşamıyoruz. Ne hikmetse biz de çözemedik Çetmi, bu işi. Çetmi bu ilki başardı. İnşallah Çetmi'yi de biz de o zaman örnek alalım. Biz de başarmak istiyoruz yani. Şimdi biz gerçekten daha önceki dönemde siz de biliyorsunuz bizim Yaşar Yılmaz evet. muhtarımızı biz destek verdik. Muhtarlık seçiminde kazandı. Ondan sonra biz yaklaşık 2-2,5 yıl çok iyiydik. Ondan sonra ne hikmetse ne olduysa aramız birden böyle limon oldu. Bütün köyümüze yapılan hizmetler anında durdu. Evet. Ben bütün köylerden rica ediyorum. Lütfen köy muhtarlarıyla dernekler mutlaka ve mutlaka diyalog içinde olması İstişareli lazım. İstişareli olmak zorunda. İstişareli olması lazım. Yani köyde bir sıkıntı varsa dernek başkanının bilgisi olması lazım.
Burada bir sıkıntı olsa köy muhtarının bilgisi olması lazım ki ortak bir kararda, ortak bir noktada buluşalım. Bu sorunları inşallah giderelim. Gidermememek için de hiçbir neden yok. Şu an Ali muhtara da hayırlı olsun. Şu anda Ali Kayıkçı Gölet Köyü'nde muhtar seçildi. Ali Kayıkçı'ya buradan hayırlı uğurlu olsun. Biz tabii daha önce telefonlarla falan görüştük, yüz yüze de görüştük. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra her türlü maddi manevi dernekle eğer muhtarlar iç içe olursa her türlü biz maddi manevi desteği vermeye hazırız. Teşekkürler. Şu anda da zaten Cemil Kayıkçı biliyorsunuz. Hı. Onu da telefonla aradı biraz önce. Kızının nişan töreni varmış. Bebek, iki köpek, bir ne yapsın Cemil burada Cemil çiçek. İşte kızının nişan töreni varmış köyde. Hayırlı olsun. Size de selamları var. Aleyküm. Bunu da bildirmemi istediler. 31 Mayıs'ta muhtarım bana biraz önce bilgi verdi. 31 Mayıs'ta yağmur cumartesi gün yağmur duamız var köyümüzde. Buradan tüm köylülerimizi yağmur duasına bekliyoruz. Ama eksiksiz bekliyoruz. İnşallah orada İnşallah. İyi bir kalabalık, iyi bir program yapalım. Sizi de davet ediyorum. İnşallah. Siz de yöremiz, töremiz olarak sizi de davet ediyorum. Oraya gelin. Almanya'da bu programı, sen... bu programı orada çekin. Burada da güzel bir program yayınlayalım. Yapalım. Yayınlayalım inşallah. Buradan herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım sağ olun. Evet hocam buyurun. Sandalyeler tamam mı Hanoğlu Köyü? Muhtarının selamı var. Haftaya izle bak. Selam. Önce Rüşü Şeker'e teşekkür ediyorum. Rüşü Şeker'in bende emeği var. Benim onda emeğim var. Her programda benden zikrediyor. Teşekkür ediyorum. İlk şenlik yaptığımda sanatçı resimlerine afişleri asalım, asmayalım mı diye tartışma yaparken dediler ki Rüştü'yü asma. Ya bastırma. Ben de dedim ki Rüştü'yü asmazsak, basmazsak bu şenliğin iptal eder. Neşesi olmaz dedim. Allah razı olsun. Köy köy gezdirdim, dolaştırdım. Bunu unutmadığı için çok teşekkür ediyorum. Mustafa Başkan, muhtarımıza teşekkür ediyorum. Çok ben güzel oturuyor. Geçen dönem kaybetmişti, yüzü gülmüyordu. Şu anda koltuğa tam yaylanmış. Çetmi Köyü'nün ağası gibi. Ben onu ağa ilan ediyorum. Çetmi Köyü ile Gölet Köyü birleşsin, güzel bir şenlik yapsın. İnşallah, büyük inşallah. Bir şenlik yapsın. Eğer i̇nşallah. Birleşmiyorsanız Cemil mutlaka bu sene farzı ayın oldu. Yapması lazım. O dağlar garip kaldı. Ben dernek başkanlığını bıraktım, tek yaşım bıraktı. Dolayısıyla Çetmi Köy'de, Gölet Köy'de şenlik yaparsan sonuna kadar arkasındayım. Ağlığı bana verirse ağlığı da almaya hazırım. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Akili söz veriyorum. Akülü arabayla sandalyeye gel. Şimdi geçelim, benim köyümde muhtarlık seçimi oldu bir sene önce. Daha önceki seçimde kaybettik, ovadan geri döndüm. Bu seçimde kazandık. Köye gittim, köyde mutluluk yaptım. Dana kestim, dua yaptım. Bugün köyümüzün yağmur duası var. Bu yağmur duasını Cenab-ı Hak kabul etsin. Bütün memleketimize Allah kıtlıktan muhafaza, yağmursuzluktan muhafaza eylesin. Bol bol bereket versin diyorum. Zeynel'e teşekkür ediyorum. Yalnız Zeynel'in bir huyu var. Gözden uzak, gönülden uzak. Eğer görmezse ismini zikretmiyor. Sabah bir saat televizyonda hanımla oturuyorum. Ben Boyabat'tan evliyim. Boyabat'ın eniştesiyim. Buradan Çatpınar Köyü'ne, kayınpederime, kayınnama ve muhtara, herkese selam söylüyorum. Hocam. Değerli. Sandalyeye gel. Sandalye. Sandalye kolay. Canın sağ olsun. Şimdi dedim ki Barış'a, Zeynel'e selam söyle dedim. Benden bahsetmiyor. Sandalyeyi almam bir. Stüdyoyu basarım iki. Baktım ben ondan sonra benim ismimi zikretmeye başladı. Allah kendisine razı olsun. Buradan herkese selam. Kargı Belediye Başkanı'na, Çordep Başkanı'na, efendim bütün beni sevenlere, sayanlara herkese selamlar olsun diyorum. Bu programlar devam etsin. Yalnız Cemil Yaşkabağ'a rica ediyorum. Mutlaka bu sene şenliği yapsın. Söz mü? Söz. Söz mü? Milletin huzurunda. İnşallah hocam, yani siz de tabii desteklerinizi her zaman esirgemiyorsunuz. Ben Göletdere Köyü'nün şenliğine canımla, banımla, maddi, manevi varım. Çünkü ben orada rahat ediyorum. Sabah 7'de oturuyorum Ağlık Köşkü'ne, akşam 5'e kadar nargilemi yakıyorum, ağlar gibi oturuyorum. Ağ vermek de ağlı olur. Bir şey söyleyeceğim kızmazsan. Ağadan piç olmaz, piçten ağ olmaz.
Özür dilerim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, ben şöyle geçeyim. Yeğenim bir şöyle gel. Otur. Ömer Akgüs. Önce başkanımdan sonra sana da kısa bir söz vereyim. Evet, bu arada Ankara'da Arif Yıldırım Burkan Gıda başarılar diliyoruz. Biz de Burkan Gıda'ya hayırlı işler, bol güneşler diliyoruz. Evet Arif Yıldırım, iki takım elbise borcum vardı, onları göndermeni istiyorum. Buradan Ankara'ya selamlar Nezih Yıldırım, Nazif Yıldırım, Arif Yıldırım, bütün hepsine selamlar. Başkanım kendini bir tanıt. Siz halk otobüsleri olarak mı derneksiniz? Yeni çıkan piyasada İstanbul içerisinde gezen mor otobüsler, bunların ismi Erguvan otobüsleridir. Biz bu otobüslerin şoförleriyiz. Şoförleri olarak dernek kurduk. Mal sahiplerinin de derneği var. Şimdi şoförlerin de derneği var. Biz burada hakkımızı, sosyal faaliyeti zamanında yapılmasını, bütün hepsini ondan dolayı bu derneği kurduk. Yani şimdi derneği kurmamızdaki amaç şu. Bizim sigortamız asgari ücretten yatıyor. Biz bunu istemiyoruz. Haftalık bir gün iznimiz olması gerekiyor. Yani bunu sıkıntılar var. Sıkıntılar var. Ama bu derneği bu sıkıntıları aştıktan sonra normal yardımlaşma, birbirimize arkadaş, dostane şekilde etkinlikler yaparak, birbirimizin stresini atarak bu derneği bu şekilde devam ettireceğiz. Böyle bir dernek kurduk. Dernekteki yönetimdeki arkadaşlarım, ben isimlerini de okuyayım. Başkanım, yani sen onu bulana kadar ben şöyle diyeyim sana. Yani siz bir ay 30 gün çekiyor, seferatmış yapıyorsunuz, abaya atıyorsunuz, otobüste yatıyorsunuz, rızkı ancak katıyorsunuz. Aynen öyle. Freni alamasa mal sahibi balata, o otobüsün ne önü tutar ne arka. Eğer şoför asfalta sığmaz araba. Daşkor mu döner çarka? Koymaz, çünkü içerisinde insanları taşıyoruz. Kendi arkadaşımız. Başka bir şey söyledim. Mal sahibi eğer alamasa frene balata, otobüsün ne önü tutar ne arka. Eğer şoför memnun olmasa daşkor mu patronun dönen çarka diyorum. Şoför memnun olacak ki iştahlı çalışsın. Tabii ki, ama burada bizim patronlarla, mal sahiplerle alakalı bir sıkıntımız yok. He, kesinlikle yok. Bunu bilelim. Yok. Çünkü niye asgari diyeceksiniz? SSK'mız yatıyor, bu mi? Mal sahibinden kaynaklanan bir şey değil. Şimdi isim vermeyeceğim, buradan gidecek olan yere mesaj gitti. Bunun kendileri de biliyor. Evet. Mal sahipleri oradan alması lazım ki bizi de onlar o şekilde desteklesin. Anladım. Ha, ben Allah razı olsun buradan söylüyorum. Gününde maaşım yatıyor, sigortam anladım. Yatıyor. Anladım. Ben razıyım ama. Peki dernek yönetimi ve arkadaşlarımızı söyleyelim hemen. Tabii. Murat Özdemir, dernek başkanımız. Tahsin Domak, dernek başkan yardımcımız. Ali Altay, yönetim kurulu as başkanı. Sinop Saraydüzü, Bahçeköy'de evet, Ali. Evet. O beni o aramıştı, evet. Şükrü Türkeş, genel sekreter, o da Sinoplu. Sacettin Arvus, ben genel koordinatörüm. Yavuz Kocaman, denetim kurulu başkanı. İsmail Üzün, mali işler sorumlusu. Bizim burada yapmak istediğimiz etkinliklere normal şoför arkadaşlarımız da gelip bize eşlik edebilir. Erguvan'da çalışmak isteyen arkadaşlarımız da Zeynel Bey'den, dernek başkanımız İsmail Bey'den bize ulaşıp gelsinler derneğimize, biz yardımcı olacağız. Buradan İsmail Bey'e de bu sözü veriyorum ben. Tamam, bir şoför vereceğiz size zaten Çetlik köyünden. Tamam. Bir arkadaşımız var, iş arıyor. Hı hı. Gelsin, yardımcı olacağım. Derneğe gelsin. Zeynel abi de telefonum var. Zeynel abiden telefonumu alabilirsiniz. Tamam. Burada bu programı yaptığınız için de Zeynel abi size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Allah razı olsun. En azından sesimizi duyurabiliyoruz bir yerlere. İleride sadece size ait bir program. Şoförlerle yapacağız. Yapacağız. Yaparız. Yapacağız. Varsa bir sıkıntı halletmeye bakarız. İnşallah. İnşallah. Sizin desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Genel olarak. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hocam. Tek kelime. İki olursa. Rüştü Şeker kardeşimizin ömrünü Allah uzun eylesin. Amin. Şenlik yapan, düğün yapan eğer çağırmazsa Allah'ın dinde mesuldür. Çünkü Rüştü Şeker sazıyla, sesiyle, cihazıyla sabah akşam, sabahtan başlar akşam 12'ye kadar devam eder. Çünkü yöremizin sanatçısıdır. Bu Rüştü Şeker'i mutlaka zaten.
ihya edeceğiz. Düşük şeker ihya edeceğiz. İhya edeceğiz. İnşallah daha ileriye görmek istiyorum. İnşallah. Allah razı olsun. Onun için albüm yapacaksın, klip çekeceksin, para lazım hoca. Evet. Ömerciğim, hemen bir kısa öz senden alalım. Akır. Canım Solmaz torunum. Matbaaya selam gönder. Canım torunum Aybüke'nin doğum günü. Ben sonra gözlerini öperim. Damadım Suat Solmaz'ın bir matbaası var. Resmi dairelere evrak basıyor. Şeyli yani ruhsatlı, yeminli mi diyorlar, ne diyorlar ona. Şimdi ona da selam olsun. Dükkanı genişletiyor, işleri çok iyi. Herhalde dükkanı genişletiyor. Ankara'da amcaoğlu Muammer Akgüz'ün düğünü vardı, gelemedik. Onlara da mutluluklar diliyorum. Yukarı Akpınar Köyü'ne, Sinop'a, bizi izleyen, ekran başında izleyen sevgili seyircilerimize selam olsun. Sinop'a selam olsun. İyi günler. Evet, evet sevgili izleyiciler, gördünüz istek ve talepler de var, yardımlar da var, şu da var, bu da var. Var oğlu, var. Vakit şimdi dar. Sizler oldunuz benim gönlümde. Yar Allah hepinizden razı olsun derken yayınızda başarılar dilerim. Bayram Özdemir, torunu Ahsen Özdem. Bizi izliyorlar mı sanırım. Buradan saygı, sevgi, selamlar gönderiyoruz. Derken bayrak şiiri istek var. Annem şiirine de Ankara'dan bir istek vardı. Rüştü Şeker, annem mi yapalım, bayrak mı yapalım? Bir şiir okuma şansım var sanırım. Ben oraya oturayım, annemi yapalım. Annemle alakalı. Buradan Tepeköy'de Ahmet Çiftçi abim, Ankara'da kızı rica etti. Annesi, babası, bütün annelere gelsin. Ben bu şiiri rahmetlik annem için yazmıştım. Analar ağlamasın. Durdurun şu savaşları da, analar da ağlamasın. Başkan anne sağ mı? Babanın kıymetini bil. Amcamın ellerinden öptüm zaten, gene öperim. Anne babalarımızın kıymetini bilelim. Anne ve baba çok önemli. Ben mum ışığıyla arıyorum ama bulamıyorum. Yok, ana, baba, kardeş, hepsi gitti. Annem, Allah beni sana verince, boğuldun annem, boğuldun sen deli gibi sevince. Sevdin annem, sevdin sen beni gündüz gece. Sevdin annem, sevdin, hep sen beni sevdin. Dert demedin, gezdirdin. Akan sütünü verdin, emzirdin. Belki de ben seni canından bezdirdim. Yine de sevdin annem, sevdin. Hep sen beni sevdin. Suç işledim, kabahat ettim. Örs bahsettin sen benim suçlarımı. Ağladım, sildin gözyaşlarımı. Kucağına aldın, okşadın saçlarımı. Sevdin annem, sevdin. Hep sen beni sevdin. Bırakıp gittin sen ben annem. Yaşadığım dünyam oldu cehennem. Ben derdimi kimselere diyemem. Ararım seni, ararım annem. Gelir giderim kabrinin başına. Kuşlar konmuş görürüm taşına. Ellerimi açtım dua okumaya, kuşlar başladı secde yapmaya. Anladım annem, anladım, sen cennet makamına erdin. Sen gittin gideli annem, bitmek bilmez bu dünyada benim derdim. Sevdin annem, sevdin, hep sen beni sevdin. Mekanın cennet olsun, kabrine nur dolsun. Seni sevenler annem, hak dünyada seni bulsun. Ararım ben seni, ararım annem. Ararım ben seni, ararım annem. Garibanam hallar mı sorarsan, sorma anam, sorma halim perişan. Acab oğlum da nerede diyen ağam.
görme anam görme halım perişan. Acab oğlum nerede diyen ararsan, görme anam görme halım perişan. Emanetim sana al gelini, solmadığı nasıl nazik elinin, durağı yok da silme halım perişan. Durağı yok da gözlerimin selinin, silme anam silme halım perişan. Teşekkür, teşekkürler. Anneleri ölenlerin annelerine Allah rahmet eylesin. Annesi babası sağ olan ne olur kıymetini bilsin. Evet. Sinop Saray Düzüğü Karakpınar Köyü'nden Tortul'un Anşa. Ve eşi Mustafa Dilsiz. Ablamla eniştem seyrediyorlarmış, ellerinden öpüyorum. Buradan saygı, sevgi, selamlar gönderiyorum. Ve sevgili eşim bugün nöbetçi Kayışdağ Dalcaze'de. Bütün Dalcaze çalışanlarına, personeline, oradaki yaşlılarımızın ellerinden öpüyoruz. Onlar orada gerçekten o dengesiz, dengeli, aklı başında olmayan herkese hizmet veriyorlar. Onlara bakıyorlar. O hizmetlerinden dolayı Allah onlardan razı olsun. Buradan saygı, sevgi, selam gönderiyorum hepsine. Evet, ben şimdi sponsorlarımla veda edeceğim. Başkana mikrofon vereceğim. 5-6 dakika, 3'er dakika, 3'er dakika, 10 dakikamız var. Rüştü Şeker'le de bir parçayla veda edeceğiz. Şahinoğlu Grup programın 3,5 yıldır kesintisiz sponsoru. Şahinoğlu Grup başhekimli Mustafa Şahinoğlu, muhtarım. Hacca yazılanlar, kuradan çıkanlar ya da çıkmayanlar da hac ümre, Zeynel Parmaksız vesilesiyle göremiş töremiz fark. Haçta, ümrede Şahinoğlu Grup'ta fark var. 1000 euro yerine 750 euro, 250 euro indirim bizi söylediklerinde. Hacca ümreye gitmek isteyenler Şahinoğlu Grup 444-113, 444-113 aradıklarında ya da Zeynel Parmaksız'a ulaşın. Gerekeni yaparız. 444-11-13. Evet, 444-11-13'ü arıyorsunuz. Türkiye'nin neresinden ararsanız arayın. Haçta ümrede 250 euro haçta indirim var. 100 euro da ümrede indirim var. Gitmek isteyenler geniş bilgiyi almak için ya beni arasınlar ya da 444-11-13'ü arasınlar. Şahinoğlu Grup, Mustafa Şahinoğlu'na çok teşekkürler. Erol İnan Boyabat Şahinoğlu Turizm İşletme Müdürü, Erol İnan'a buradan başsağlığı diliyorum. Tavukçuoğun Haydar dayım, başınız sağ olsun. Kadir genç yaşta aniden bir ölüm, evvelsi gün defnetmişler. Boyabat'ta Tavukçuoğun Haydar dedim, herkes tanır. Oğlu Kadir'i kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ve Şahinoğlu Grup, Mustafa Şahinoğlu, baş patron Şahinoğlu Grup'un ama Şahinoğlu Turizm Boyabat İşletme Müdürü Erol İnan, kayınbiraderoğlu Kadir'de
Buradan başsağlığı diliyoruz ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, Canlar Gıda Can Plaza Musa Can Başkanıma ve Cebeci İnşaat Yapı Hüseyin Mustafa Cebeci'ye, Boyabat Acar İnşaat Eşref ve Bayram Acar'a, Maltepe Küçük Yalta Rentaş Renault Dacia Yetkili Servisi Osman Yaman, Yaman LPG Otogaz Dönüşüm Ümraniye Sanayi'de Savaş Yaman ve oğullarına, Bostancı Sanayi'de Halkın Köftecisi Muammer Usta'ya, Elit Taban, Elit Turizm sevgili Mustafa Karabayır, aynı zamanda Çordef Genel Merkez Yönetimde Başkan Yardımcımız sanırım. Buradan Mustafa Karabayır'a da çok teşekkürler. Celil Elektrik Cemil Yaşkabak, Divan İşkembe Ramazan Gökçe Bostancı Pastanesi Hüsnü Bostancı'ya ve Maltepe Büyük Bakkalköy'de Kebapçı İsmail Usta'ya, Sultanbeyli Şanlıurfa Cadde Dilek Kundura Osman Gözü Kara ve oğullarına ve Sultanbeyli Bereket Reklam Cengiz Kara'ya hepsine çok teşekkürler. Şimdi buradan programdan sonra Gerzeliler Derneği'nin kongresi var ve bir de Sinoplu iş adamlarımızın kongresi var. Rafet Orhan Başkanıma yönetimine yemeklerinden dolayı teşekkürler. Yeni seçilecek yönetime de başarılar diliyorum. Kongreleriniz hayırlı uğurlu olsun. Evet sevgili başkanım, muhtarım. Önce muhtarımızdan sonra başkanımıza son sözleri alalım. Ve Boyabatlar Derneği seyrediyormuş Süleyman Turgay Kaçmaz, İşboyder Derneği'mize, Pendik'e, buradan bütün izleyenlerimize, herkese selam. Muhtarım, son sözümüzü alalım. Söylemek istediğin ne var? Teşekkür ediyorum bize söz verdiğiniz için. Rica ederim. Demin Cemil Başkanım bir şeyler söyledi, ben ona katılıyorum. Bizim derneklerimizle, başkanlarımızla şu ana kadar en ufak bir sorunumuz olmadı. Evet. 6 tane falan başkan değişti. Şu anda ben muhtar olayım olmayayım, her zaman desteğimi veririm. Biliyorum. Elimden geleni de yapmışımdır. Biliyorum. Zaten bunu da köylülerim bilir. Bayram kardeşim de benim çok çocukluktan beri arkadaşımdır. Ona da çok teşekkür ediyorum köylere. Çok büyük katkılar oldu bu evet. sene. Sağ olsun. Yani fazla reklamını da yapmamıza gerek yok. Zaten yapılan Allah da biliyor onun yaptıklarını. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Hasan kardeşim, Hasan Kıdak kardeşim demin herhalde bir işinden dolayı burayı terk etti gitti. Ona da Hasan Kıdak vardı bizim o, yönetimde. Hastaneye gidecekler. Hastaneye gidecek. Ona da bir teşekkür etmek istiyorum. Bizim su yolumuzun ihale hattında çok büyük katkılar oldu. Yardımlarından dolayı onu da kutluyorum, teşekkür ediyorum. Şu ana kadar bizim öyle bir muhtarlıkla derneğimiz arasında bir sorunumuz yok. Olmaz da zaten. Allah razı olsun. Bizim olmaz. Biz tek kalemden yapışırız. Şu anda ben bizim iş adamlarımızı da bu köyüne yardım etmek için hepsine buradan sesleniyorum. Bize yardımcı olsunlar. Muhtarlık, dernek, iş adamlar bir araya gelirse aynen. 10 numara olur. Aynen böyle. Bizim yapamayacağımız Çetmi köyünde hiçbir iş olamaz. Anladım. Şenlikler dedi demin hocam. Hocama da teşekkür ediyorum. Hocam biliyor biz çok büyük şenlikler yaptık. Evet. Tabii bu da maddi sıkıntılar oluyor. Zaman zaman biliyorsunuz biz 4-5 tane şenlik yaptık. Göletlere, Çetmiköy'ü bir arada yaptık. Ha böyle üçlü olursak, böyle birkaç köy bir araya gelip şenlik yaparsak daha güzel sesler getirebiliyoruz. Evet. Milletvekillerini getirebiliyoruz. İcabında bakanlarımızı getirebiliyoruz. Onun için ben bu konuda yapmasından taraftarım. Hani herhangi bir kaçışımız yok. Öyle bir şey de olursa Cemil Başkanım'a her türlü desteği vermekle hazırım. Muhtarım çok ben muhtar olarak hazırım. Hemen başkanım da kapanış teşekkür yapmam. Ediyorum. Canlı bağlanacak başka yerden dıştan yayın yapılacak. Buyur başkanım hemen. Ben de size teşekkür ediyorum bütün köylülerimize. Tabii muhtarlıkta artık bir sıkıntı olmaz. Zaten olmadı da geçmişten de olmaz. Yalnız deminden annem Şehri ile biraz duygulandık. 2 sene önce senin biraz kulakların... Evet. 2 sene önce buradan bir programda selam göndermiştim. Biliyor. Sağdı. Evet, o zaman mutlu olmuştu. Onu şöyle bağlayalım. Anasına, babasına sarılamayan yarın kara toplarına sarılıyor. İlla. Bu gerçek. Onu öyle bağlayalım. Yüksel Aydın Amerika'da mı? Amerika'da. Ona da bir selam gönderelim. Tabii buradan o da genç bir kardeşimiz, köyünü seven, bir vatansever diyelim, köysever diyelim. Ona da. Bütün köylülere zaman daraldı mı? Evet. Hemen Rüştü Şeker Hareketli bir parçayla kapatacak. Sen son söyleyeceğin söyle. Son söyleyeceğim. Herkese teşekkür herkese ediyorum. Selam. Ha, herkese selam. Herkese selam. Ne gerekiyorsa evet. O yapılacaktır. Köstek yok, destek olsun. Var. Herkesi seviyoruz. Sağ ol. Allah razı olsun. Sevgili izleyiciler, bir canlı yayınımız daha burada noktalıyoruz. Haftaya inşallah Sinop çekimlerimiz var. Sinop ilimiz ve ilçelerimiz, Sayın Valimiz, Ayancık Belediye Başkanımız, Gerze, Erfelek Belediye Başkanlarımız, Dikmen Sayın
İstanbullu sevgili başkanıma da yeni başkanımız hayırlı olsun. Onlarla röportajlarımız var, çekimlerimiz var, özellik güzellik var. Bizi izlemeye devam edin derken Rüştü Şeker'le Allah'a ısmarladık diyoruz. Kapına geldim diye dilencimi zannettin. Kapına geldim diye dilencimi zannettin. Ben halkın ozanıyım, vallahi ayıp ettin. Osmancığım kalesinden attım taşları. Anlamaz sazdan sözden çaylak kuşları. Hor görme hiç kimseyi, onu yaradanım hak. Hor görme hiç kimseyi, onu yaradanım hak. Gönül ustası yoktur, varsa olurum çıra. Osmancığın kalesinden attım taşları. Anlamaz sazdan sözden çaylak kuşları.